Yaşamın içerisinde bazı dönemlerde motivasyonumuzu kaybedebiliyoruz. Bunun nedeni biz olabiliyoruz ya da etrafımızdaki dış etmenler olabiliyor. Ya da başka konular. Peki motivasyonumuzu geri kazanmak söz konusu olduğunda neler yapabiliriz? Elbette birçok farklı şey yapabiliriz. Ama bence en ideal çözümlerden biri kitaplar. Bu videoda motivasyonumuzu hangi kitaplar yükseltebilir ona bakacağız. Merhaba, ben Hakan Koç. Karavandaki Adam'da 8 yıldır kitap incelemeleri, karakter tanıtımları, kitap önerileri gibi çeşitli edebiyat içerikleri üretiyorum. Bu videoda motivasyonumuzu kaybettiğimizde hangi kitaplar sayesinde motivasyonumuzu tekrar kazanabiliriz ona bakacağız. Elbette bir motivasyon kaybetme durumunda yalnız değiliz. Bizden önceki birçok insan bunu yaşadı. Bizden sonrakiler de yaşayacak. Hayli bu kadar insansı bir durum edebiyatın da içerisine girmiş durumda. Ve oradaki karakterlerin hikayelerine bakarak bir ilham alabiliriz. Tekrar motivasyonumuzu kazanabiliriz. Çünkü bence insanı yaşamda güçlü bir noktaya taşıyan en önemli şeylerden biri sanat. Bizim konumuzsa edebiyat. Hadi başlayalım. Bana öyle geliyor ki denizin her mevsimde büyüleyici bir tonu var. Ve şu an bu sahil kasabasında bunu çok açık bir şekilde görebiliyorum. Fakat bu sahil kasabası adına beraber bir hayal kurmaya çalışsak ve şöyle desek. Diyelim ki burada yaşayan yaşlı bir balıkçıyız ve tam 84 gün boyunca denize açılıyoruz. Çünkü hayatımızı kazanabilmek adına yapabileceğimiz tek iş bu. Ve 84 gün boyunca da herhangi bir şekilde balık yakalayamıyoruz. Ne yapardık? Tamam, yani bu kadar. Demek ki daha fazlası olmayacak. Benim kendime başka bir ekmek teknesi bulmam mı gerekir diyecektiniz. Ya da 85. günde denize açılmaya devam mı edeceksiniz? İşte Yaşlı Adam ve Deniz kitabı 85. günde denize açılan yaşlı bir balıkçının hikayesini anlatır. 85. gün balıkçımızın talihi yaver gider ve denizde bir kılıç balığıyla karşılaşmayı başarır. Aralarında çetin bir mücadele geçer ve hikayemiz bunun üzerinden şekillenir. Başarının tek bir günde, tek bir seferde gelmeyeceğini, ancak büyük bir inatçılık ve azimle gelebileceğinin anlatısıdır bu hikaye. Bu yönden çok kısadır, akıcıdır. Ama okurların üzerinde derin bir etki bırakabilecek bir kitaptır. Şimdi birazcık coğrafyamızı değiştirelim. Şu an sahildeyiz, denizdeyiz, güzel bir atmosfer. Ama insanın kendisini yalnız hissettiği, ürpertici bir noktaya taşıyalım. Evet, onun da bir güzelliği var ama birazcık insan sanırım kendini yalnız hisseder. Bir çöle taşıyalım. Hatta çölün hemen kıyısında konumlanmış bir kaleye. Tatar Çölü kitabı, genç bir teğmenin hemen bir çölün kıyısında ve yüzyıllardır savaş yüzü görmemiş bir kaleye tayin olmasıyla başlar. Karakterimiz oldukça idealist, geleceğe dair parlak hayalleri, fikirleri olan biridir. Ama o kaleye gittiği andan itibaren yaşamı bütünüyle değişir. Çünkü orada yaşam yoktur, herhangi bir hareket yoktur ve tümüyle durağan bir hayat vardır. Karakterimiz başlangıçta oradan bir türlü çıkmaya çalışır. Benim olmam gereken yer burası değil der, daha canlı bir yerde olmam gerekir der. Fakat kendi konfor alanından çıkamadığı için başına üzücü şeyler gelir deyin, çok da spoiler vermeyeyim. Kendi konfor alanımızdan dışarıya çıkmadığımızda hayatın bizi nasıl sıradanlaştıracağını, nasıl tek düzeleştireceğinin anlatısı bu. Yalnızlığın ve bu yalnızlığın aslında ruhumuzu nasıl yavaş yavaş kemirebileceğini, insanın sosyal bir varlık olduğunu, yeni şeyler keşfetmenin ne kadar değerli olduğunun motivasyonunu bize sağlayabilecek bir kitap. Çok sade bir dili var ve gerçekten bitirdikten sonra da böyle hayatı tekrar sorgulamanızı, tekrar canlanıp o kendi konfor alanınızdan dışarı çıkmanızı sağlayan bir kitap. Evet, sıra geldi üşengeçliğe. Çünkü bazılarınızın üşengeçlik asıl benim sorunum dediğini duyabiliyorum. Başka sorunlar da var. Onlara temas eden kitaplar da var. Videoyu tamamen izleyin derim. Çünkü güzel bir seçki oluşturduk. Elbette üşengeçlik günümüzde herhalde en çok yaşanan sorun. Ve bununla ilgili bir kavram var. Bilmiyorum daha önce duydunuz mu? Oblomovluk. Oblomovluk kelimesinin kaynağı bir kitap, daha doğrusu bir karakter. İsmini romana vermiş bir karakter Oblomov. Oblomov oldukça üşengeç. Hatta kelimenin tam anlamıyla korkunç derecede üşengeç bir karakter. Ve bu üşengeçliği kendi hayatına karşı umursamazlıkla, kendi hayatını parça parça yok etmekle gerçekleşen bir şey. İşte o kadar vurdum duymaz kendi hayatına karşı. Ta ki bir kadınla karşılaşıncaya dek, o kadınla karşılaştığında bir anda tüm hayatı değişiyor.
aşkın nasıl iyileştirici, dönüştürücü bir fonksiyon olduğunu görebiliyoruz. Bu yönden Oblomov'un hikayesi okurları yer yer güldüren, bazen üzen ama bittikten sonra da ya sanırım ben de bir Oblomov'um ama hayatta daha güzel yapabilecek şeyler var, bu üşengeçliğinden kurtulmalıyım düşüncesini insanın zihninde, kalbinde, ruhunda yansıtabilen bir roman. Videonun açılışında söyledim ya, bazen motivasyonumuzu kaybetmemize sebebiyet veren şey içinde bulunduğumuz ortam. Çünkü bizler yaşadığımız toplumdan, coğrafyadan, ailemizden ve diğer birçok başka bizim dışımızdaki şeyden ayrı bireyler değiliz. İster istemez onların olumlu yanlarını da alıyoruz, olumsuz yanlarını da alıyoruz. Virginia Woolf'un kendine ait bir odası, işte kendine ait bir odası oldukça, buna sahip oldukça insanın tüm bu olumsuzluklara karşı başarılı olabileceğini anlatan bir roman. Bu roman aynı zamanda toplumsal olarak bazı kanıksadığımız şeylerin, yanlış düşüncelerin aslında çok da mantıklı, sağlıklı şeyler olmadığını, cinsiyet eşitsizliğinin üzerinde duran çok güzel bir roman, etkileyici bir roman. Belki okuması bir tık zor ama karşılığında alacağınız düşünceler, hayatınıza katacağınız bakış açıları açısından çok değerli bir roman. İşte o atmosferde üzerinize düşen olumsuz havayı kaldırabilecek bir roman. Sıra geldi bu listenin favori kitabına. Sadece bu listenin değil, benim de okuduklarım arasındaki biricik favorime. Martin Eden'den bahsediyorum. Martin Eden deyince okuyanların içi böyle burkuldu, Martin'in yazgısına gitti veya böyle daha da coşkuyla doldu. Artık bilemiyorum ama herkesin üzerinde, okuyan herkesin üzerinde derin bir etki bırakmış bir kitap. Okumayanlar için kısaca bahsetmek gerekirse Martin eğitimsiz ve yoksul bir genç. Aynı zamanda bir denizci. Bir gün bir limanda kavga görüyor. Gidip o kavgayı ayırıyor. Orada haksızlığa uğrayan bir gence yardım ediyor. Genç de onu evine davet ediyor ve Martin o evde oldukça eğitimli bir hanımefendiyle karşılaşıyor. Kavgada kurtardığı kişinin kardeşiyle ve ona aşık oluyor. Yaptığı şey kendi yaşamını sorgulamak, ne olmak istediğini, gelecekte nerede olmak istediğini anlamaya çalışmak. Ve fark ediyor ki çok eğitimsiz olduğunu fark ediyor ve bir anda kendini geliştirme çabasına giriyor. Gerçekten insanüstü bir çaba gösteriyor. İşte bu çaba Jack London'ın kaleminden bu sıradan öyküyü bir anda bir başyapıta dönüştürüyor. Hayatta bir şeyleri başarabilmek adına içinde bulunduğu çevrenin olumsuzluklarından fazlasıyla etkilenen, umutsuzluğa kapılan herkes için bu kitap bir çeşit destan diyebilirim. Hayattaki en önemli şeylerden biri zaman. Belki de en başta gelen şey. Zaman sahip olduğumuz biricik şey. Ve haliyle onu değerlendirebilmek, onu doğru şekilde yaşayabilmek çok önemli bir noktada duruyor. Fakat bunu yapabilmek için bence zaman kavramına farklı bir açıdan bakmamız gerekiyor. Belki de zamanın kıymetini bilmiyorsak bu ona yanlış bakış açısıyla baktığımız içindir. Peki bu bakış açımızı değiştirebilmek, geliştirebilmek adına ne yapabiliriz? Elbette sanattan, bilhassa edebiyattan yararlanabiliriz. Karşımızdaki kitap bize şunu diyor. Ayar, saniyenin peşinde koşmaktır. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nden bahsediyorum. Karakterimiz saatlere tutkusu olan bir karakter, başka bir karakterle karşılaşıyor. Kendisi gibi saatlere karşı tutkusu olan ve bir enstitü kuruyorlar. Çok ilginç bir enstitü. Daha fazla spoiler vermeyeceğim. Fakat bu roman sayesinde zaman kavramına olan bakış açınız değişecek. Motivasyonunuzu kaybetmenize sebebiyet veren şey belki de zamanınızı çok fazla boşa harcadığınız düşüncesi. Peki zamanın kıymetini nasıl bileceksiniz? Özetle bu kitap sayesinde. Sıra geldi Agnes Grey'e. Bu kitap bize temel olarak şunu anlatıyor. Sizce yaşam sürekli olarak yükselişe ve tek bir çizgide mi gider? Yoksa düşüşler, yükselişler olur mu? Eğer tek bir çizgide gideceğini düşünüyorsak yanılıyoruz. Çünkü yaşamın içerisinde düşüşler de var. Ve belki de o düşüşler bir sonraki yükselişimizin de sebebi. Ve hayat bu şekilde aslında bir bütün olarak değerlendirmeli. Sadece belli anlara bakarak değil, yani bugüne kadar neler yaşadım ve şu an nerede duruyorum şeklinde bakmalı insan. İşte bu hikayede bize insanın gerekli sabrı ve azmi çalışmayı gösterince ve gerçekten hayallerini istediğinde, tabii sadece istemek yetmez, onun için fedakarlık da göstermek gerekir. Elinde sonunda yazgının o insana güzel bir hayat armağan edeceği üzerinde duruyor. Keyifle okunan ve belki de bu liste arasındaki en güzel kitaplardan biri. Bazılarımızın tutku duyduğu, merak duyduğu şeyler değişebilir. Çünkü yaşamın içerisinde yeni tecrübeler ediniyoruz, yeni şeyler yaşıyoruz. Haliyle bu bizim
hislerimizi, tutkularımızı da değiştiriyor. Fakat bazılarımız doğduğu andan belki de yaşamının sonuna dek hep aynı şeye tutkuluyor. İşte Agantha Bruna Brunata kitabı da bu yönde bir kitap. Bir diğer vasfı daha var kitabın. Hemen onu da parantez açarak bahsetmek istiyorum. Edebiyat elbette motivasyon da sağlar ama bununla beraber videonun içerisinde de vurgulamaya çalıştığım gibi bazı şeylere olan bakış açınızı değiştirir. Bu kitap denize olan bakış açınızı tümüyle değiştirecek, denizin belki de felsefesini anlamanızı sağlayabilecek bir kitap. Ve romandaki karakterimiz daha çocukluk yaşlarından itibaren denize büyük bir tutku duyan karakter. Fakat ailesini üzücü olaylarla kaybetmiş ve bu yüzden denizden uzak durmaya çalışan bir karakter. Fakat yazgısı denizle bütünleşmiş ve ne yaparsa yapsın deniz onu bir türlü kendisine çağırmayı başarır. Daha fazla spoiler yok, buna dikkat ediyorum. Haliyle insanın beslediği tutkuların peşinden gitmesi gerektiğini, mutluluğun ancak bizi biz yapan şeylerle beraber olduğumuzda var olabileceğini, bu tür bir motivasyonun insana çok değerli bir yaşama armağan edeceğinin göstergesi bu hikaye. Listemiz bu şekildeydi. Oldukça bulutlu bir gün, güneş ara ara bulutların arasından kendini gösteriyor ve sonra tekrar yok oluyor ama hava ılık, güzel. Umarım liste de güzel olmuştur sizler için. Listede yer alan kitaplardan hangilerini okudunuz? Lütfen yorumlarda bizimle paylaşın. Hatta sizler motivasyonunuzu kaybettiğinizde hangi kitapları okuyarak tekrar motivasyonunuzu kazanıyorsunuz? Lütfen bunu da belirtin. Bu ve bunun gibi birçok başka video için Deniz Akademi YouTube kanalını ziyaret edebilir ve abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda başka bir konu başlığı altında farklı kitaplar önereceğim. O videoda görüşünceye dek hoşça kalın.